Peki hocam, zayıflama ürünleri var. Aslında evet. Hepimizin acaba ben bunu içersem zayıflar mıyım, hemen zayıflarım. Bu ürünler piyasada çok fazla. Evet, evet. Ve bunlar da tabii bilgi kirliliği oluşturuyor. Kesinlikle. Peki bu ürünlerle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şöyle, genelde herkes en hızlı evet, zayıflama, hemen bir haftada şu kadar kilo vereyim veya işte diyet listesi değil de bir ürün kullanayım hemen zayıflayayım etkisi oluyor. Lütfen bu gibi ürünlere itibar etmeyiniz. Özellikle piyasada çok fazla dönüyor. Çok işte fazla. Tozlar, haplar, evet. Karışımlar, içecekler. Çaylar. Bunlar hepsi kas kütlenizi kaybettirir. Çok ciddi anlamda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ve böbreklerinizi kaybedebilirsiniz. En önemli aslında sağlık riski bu. Evet, en başında ben zayıfladım hiçbir şey olmadı siz de kullanın diye bir algı oluşturulabilir. Fakat bir 6 ay 1 yıl sonra bakıyoruz ki yavaş yavaş böbrekler iflas etmeye başlıyor. O yüzden kesinlikle zayıflama başlığı altında satılan ne bir ürün, ne bir toz, ne bir hap kullanmayın. Sağlığınız size verilmiş bir hediye ve bir kere veriliyor bu bize. Bunu kaybettiğimizde maalesef geç oluyor her şey için. O yüzden keyifli bir şekilde zayıflamak varken ve kalıcı olmasını istiyorsanız özellikle diyetisyen eşliğinde gelin bunu yapalım. Zor da değil, gerçekten kendinize inandığınız an başlayacağız ve tıkır tıkır zaten bir bakıyoruz. Sonuca ulaşmışız biz, ne kadar çabuk geçmiş ve ister istemez bir bağ oluşuyor aramızda. O kişiyle de karşıdaki danışanlarımızla da çok tatlı bir bağ oluşuyor. Ve o kadar çabuk geçtiğinde üzülüyoruz aslında. Birden bakıyoruz, korumaya alıyoruz. Lütfen o gibi ürünlere itibar etmeyiniz. Güzel bir şekilde birlikte zayıflayalım. Ve şu da var Büşra Hocam. Maalesef ki bu ürünlerin tanıtımını yapan insanlar da topluma mal olmuş. Ve örnek model olarak gördüğümüz ünlü insanlardan nihayetinde duyuruluyor. İşte o zayıfladı, o bu ürün içiyor, ben de içeyim, belki bana da iyi gelir. Yani biraz evet. Bu noktada da bilinçlenmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Öncelikle karşıdaki kişi diyetisyen değilse, beslenme evet. uzmanı değilse ve bir diploması yoksa kesinlikle itibar etmeyiniz. Gittiğiniz kişiden de emin değilseniz diplomasını görmek isteyebilirsiniz. Lütfen beslenme ve diyetetik okumuş kişilerden bu gibi hizmetleri alın. Bir diyet programı alın. Diğer türlü eğer bu işin ehli değilse sağlığınızı direkt riske atıyorsunuz. Direkt hastalıkları siz kendinize çağırıyorsunuz evet. aslında. O yüzden mutlaka diplomasına bakın diyorum bu konuda.